Evet efendim gelsin yeni video İstanbul'a döndük ve ilk videomuz hemen tatil bitti işbaşı dedik yine tatildeyken tabi videolar çektik gönderdik ee, her gün video gönderemedik çünkü zaten gündem aynıydı hani video olsun diye video çekmedik hani derler ya transfer olsun diye transfer yapmadık diye bu da böyle arkadaşlar video olsun diye video çekelim deseydik bir sürü video çekerdik şimdi gelelim tabii ki Beşiktaş'ın transfer gündemine bence Beşiktaş'ta önemli transfer haberleri var ama herkesin beklentisi tabii ki yabancı transfer, dış transfer diyelim. bu Emirhan İlkan ve bugün de Emir ile kaleci Emir ile yapılan kontratlar bence en önemli transferler. Şimdi Serdar saatçi olsun, efendime söylerim Rıdvan olsun, Ersin olsun. O kontratların süreleri daha fazla uzatılabilirdi. Ama yine de tabii ki iyi kar etti diyelim Beşiktaş yönetimi Rıdvan transferinden. Fakat şunu da gösteriyor ki artık önce limit hakkını gençlerine tanıyacaksın. Limitteki yeri gençlerine vereceksin. Çünkü dünya genç futbolcu artık. Hasret genç futbolcuları senden alıp alıyor. Bir de ben pişirmeye çalışayım. Bakayım ne hale gelecek diye. O yatırımı yapıyor dünya kulüpleri. Büyük kulüpler. Bütçesel anlamda büyük kulüpler. O yüzden Emirhan yıkan ve Emir transferi kaleci Emir'den bahsediyorum bu arada transferi e, doğru hamlelerdir. Ben transfer gözüyle bakıyorum yani bakmak sözleşme uzatıldı falan ama genç oyunculara uzatılan sözleşme benim için transferdir arkadaşlar ve bu sirkülasyonun, bu e, devir devrin bu e, devir daim değil bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum yeni yeni gençler gelsin diye onun planları, onun zaten temelleri atıldı. Ee, kiralıktaki oyuncuların da takip edilmesiyle Beşiktaş kendi içerisinde ama tüm Avrupa'yı besleyebilecek e, derecede bir oyuncu nütburgu, oyuncu havuzu diyelim kurabilir arkadaşlar. Bu sadece e, Nevzat Demir tesisleri veya altyapıdaki e, tesisler, sahalar algılanmasın. Alıp oynatmadığın, oynatamayacağın ama geleceği e, olduğunu düşünülen Yerli yabancı gençlerin başka kulüplere kiralanması da bir oyuncu havuzu dur benim için. Bu nedenle bu Emir transferi, Emirhan Ikan transferi bence şu transfer sürecindeki en güzel hareketler. Yani Gethson Fernandes'in videosundan da önemli. Efendim, Weghorst oldu diyelim. Bundan da önemli. Muleka oldu diyelim. En az onun kadar da önemli. Sayıs transferi kadar da Önemli hareketler bunlar arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş geleceğini kurtarmak zorunda. Bakın, sportif başarıdan bahsetmiyorum. Şampiyonluklardan bahsetmiyorum. Geleceğini kurtarmak zorunda. Ethem Sancak'ın geçenlerde bir ifadeleri sosyal medyada dolaştı ama tabii ben her zaman sosyal medyadaki bir tweet'in bir insanın ağzından çıkan kelimelerin vücut diliyle dinlenmesi arasında çok fark olduğunu düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş'ın neden geleceğinden bahsediyorum. Arkadaşlar yani kulüpleri TMSF'ye düşürüp de işte devlet el koyacak falan. Zaten sen bu borçla sen bu borçla bütün kulüpler için söylüyorum. Ekonomik dar boğazda çırpınırken zaten rahat hareket edemiyorsun. Ya yani şu demek değil. Devlet kulübü aldı işte efendim ele geçirdi. Böyle bir şey yok. Zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu üç İstanbul kulübü hani devlette böyle kitler vardır ya neyse odur. Sivil toplum kuruluşlarıdır. Zaten kendileri devletin bir parçasıdır. Bu halkın bir parçasıdır. Bu milletin bir parçasıdır. Sonradan kurulan yani onlar kadar eski olmasa da ama onlar kadar köklü tarihleri olan Trabzonspor gibi kulüpler de artık bu ülkenin bir parçasıdır. O nedenle hani bunu aldı, biri geldi, sattı, satın aldı, onun oldu. Böyle bir şey yok. Taraftar neredeyse kulüp oradadır. İstediği kadar bir sermaye gelsin alsın. Taraftar neredeyse yani 20 milyon bir taraftar neredeyse kulüp olur arkadaşlar. İsterse o 20 milyon taraftar gitsin bir kulübe baraka onun etrafında toplansın kulüp orasıdır. Demek istediğim herhalde anladın. Yani kitleler neredeyse kulüpte oradadır. Öyle bir adamın almasıyla olmuyor bu işte. Ben burada tabii Ethem Sancak Bey'e bir şey söylemiyorum. Hani bu kulüp gidiyor düşüncesinde olanlara söylüyorum. Yani enseyi karartmayın lafımız var ya. Bunda da öyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Çok büyük kulüpler. Şimdi gelelim Beşiktaş'ın transfer politikasını. Arkadaşlar Webhost bakın ben bir kez daha söylüyorum. Bu transfer eğer bu oyuncuya ayrıcalık tanıyorsa, diğer takım arkadaşlarına da daha özel bir hale getiriyorsa takım dengeleri bozma açısından sıkıntı. Ben Beşiktaş yönetimi buna dikkat ettiğini düşünüyorum ve duydum. Yani Sayın Ahmet Nurçebi bir oyuncu alırken veya sözleşme uzatırken takım içerisinde o dengelerin bozulmaması gerektiğini düşünüyor. Yani Dorukhan'ın gitme sebeplerinden biri budur. Larry'nin gitme sebeplerinden biri de budur. İstediği yere gitsin dediler. Bakın bugün Trabzonspor Vakayeme'ye kapıyı kapattı. Arkadaşlar neden? Çünkü Trab ben ne dedim? Sayın Trabzonspor yönetimi. Beşiktaş'ın düştüğü hataları düşmeyin yıllar önce. Şampiyon oldu takım. Olsanlara mı olsanlara ne paralar verildi bir hatırlayın. Dengeler bozuldu içeride. Şimdi burada hele hele bakayım 33 yaşında 3 sene daha kontrat yıl yani 3 sene sonunda 10 milyon euro yakın para. İşte sen almazsa e giderim, Beşiktaş'a giderim, Galatasaray'a giderim falan. Fayda etmiyor artık. Sayın menajer arkadaşlar artık fayda etmiyor bu tarz şeyler. Çünkü kulüpler senin efendim taraftarını ve o kulübün taraftarını yanına alarak kendini baskı altında tutma e, zokasını yemiyor. Taraftar duyandı artık. Eğer çok seviyorsa diyor ki taraftar biri çok seviyorsa çok şeyse indirimli gelsin o zaman. Ha, taraftar sevgisini paraya çevirme. Makine para sayma makinesi sesini duyuyorsunuz değil mi? Ben bunu konuşunca. İşte arkadaşlar ben hep söylüyorum size. Lari ne yaptı? Beşiktaş formalı paylaşımlarını kaldırdı. Bu kadar. Allah razı olsun ondan bu taraftara gerçekleri, futbol dünyasının gerçeklerini, kapitalist futbolun gerçeklerini bir kez daha gösterdiği için uzat Larin alnını öpeyim. Bak o derece söylüyorum. Uzat o alnını öpeyim. Yani benim bir senede anlatmaya çalıştığımı sen 10 saniyede belki o formaları, fotoğrafları kaldırarak yaptın. İşte bunu söylüyorum. Ve Horst'la geleceği zaman banka teminatı gibi ayrıcalıkları olmaması lazım. Diyecek ki Beşiktaş yönetimi bizim şartlar bu falan. işte burada Gezan neyse geza şunu alıyor bu bunu alıyor. Yani ben de bir şirkete girerken bu kadar meslek hayatınızda bir kanala bir gazete girerken oralarda yaptığımız anlaşmalarda denildi ki işte bizim en iyi adamımız bu kadar oluyor. Yani bundan daha fazlasını veremez falan filan denildiği zaman zaten sen orada ya kabul edeceksin ya da çok teşekkür ederim haklısınız. Ama ben de daha fazla ettiğimi düşünüyorum. Başka bir gazeteye bakayım diyorduk. Hep böyle oldu bu işler. Profesyonel hayatta bu böyledir. Futbol dünyasında da bu böyledir. Adam der ki tamam sizin limitiniz buysa ben daha iyi teklifler alıyorum. Allah yolunu açık etsin. Vekors kardeş dersin. Veya başka bir oyuncu. Neyse ne. Bu. Yani sen yeter ki takım içerisinde bütünlük sağlayabilecek bu ekonomik ayrıcalıkları getirme sakın. Geçmişte ben bunu gördüm. Getirirsen sıkıntı. Fenerbahçe, Robin Van Persie, banka garantisi, Kite, Lens, Babel, burası. Bak hep Hollanda. Banka garantisi. Olmaz. Ben de Beşiktaş. Paran kalmaz burada. Benim adamım o, o dönem bir kriz oldu. Bir pandemi çıktı gene. Kriz oldu. Get, yani benim bildiğim lens pandemi döneminde bile herhalde maaş almıştı. ya yani kriz döneminde diyelim en azından. Takım 4 ay maaş almazken o alıyordu. Çünkü niye? Banka garantisi. Banka veriyor, kulüp sonra bankaya veriyor. Anlatabildim mi? O yüzden e, burada biraz Weckhorst'un, Weckhorst transferinin biraz e, şey olması lazım. E, titizlikle sürdürülmesi lazım. E, gelmiyorsa olmaz. Tamam. Çok şey değil. Beşiktaş'ın alternatif planları olduğunu da söyleyebilirim. Almanya'dan bir golcü önermişler. Yakın zamanda ismini duyarsınız. Aynı zamanda Almanya'dan bir tane de on numara önermişler. Şu an duruyor. Yarın bugün ne olacağı? işte Kartal'a bakacaklar. İşte Salih Uçan'a bakacaklar. Ondan sonra karar verecekler. Evet o 10 numarayı biz istiyoruz. Belki Aleş Tekşer'e gidecek onun yerinde mesela. Az kaldı. Ee, yani bir sol kanat yabancı. 10 numara yabancı. Ee, bir Santrofor Bundesliga'dan, Almanya'dan daha doğrusu diyelim yabancı. Ama Alman değil. Onu da söyleyeyim. Bunlar önerildi şu an. Fakat da kenetlenilmiş durumda. Muleka'da da çok iyi gidiliyor. Beşiktaş, Santrafor ve bir Perde iyi para ayırdığını söylemiştik. Onları zaten bitirdiğin zaman iskeletin önemli kısmını oluşturuyorsun ve detayları giriliyor artık. Birkaç gün sonra. Burada Beşiktaş yönetimi ben kızmıyorum. İşte transferleri kampanya yetiştir şunlar bunlar falan. Çok doğru adımlar atıyorlar diyebilirim. Ama Trabzonspor bu konuda önde. İşte Beşiktaş'ın plansızlık demeyeyim de planlarını aksatan bazı unsurlar oldu. O nedenle. Ee, ne kadar kısa sürede bu kampa yetiştirme sürecini olursa bak Santrafor'la e, stoperi bahsediyorum. Getson zaten olacak. E, durum artıya geçebilir. Güvenle anlaşılacak deniliyor. Ben de araştırdım, soruşturdum. Güvenin öyle Dorukan gibi gitmeyen niyeti yokmuş. Yani mümkün olabildiği kadar anlaşma yolunu tercih ediyormuş. Larin gibi böyle gemiyle yakıp gitmek istemiyormuş. Onun çok net söyleyebilirim. Ben Ersin'in de yakın zamanda bir teklif alacağını düşünüyorum. Ee, Avusturya kampına kadar bazı transferler yetişecek. Diğer transferler vakit olduğu için hakikaten o konuda şansı var bir işte özellikle orta saha ve kanat onlar Avusturya kampından sonra biraz belli olacak arkadaşlar. Avusturya kampından sonra ve İspanya'daki birkaç hazırlık maçı Wolverhampton bunlardan biri. O zaman evet bir on numara istiyoruz bir şunu istiyoruz bir bunu istiyoruz. Bu çok net e, belli olacak o zaman. Ama ilk etap kamp çalışmaları çok önemli. Avusturya kampı. Yani 4'ünde 5'inde başlıyor. E, kaçında bitiyor? 16'sında bitiyor. O süreç çok önemli arkadaşlar. İşler biraz orada belli olur. E, %80'i. Aa şu var. 5 Ağustos'ta lig başlıyor. O zamana kadar yüzde %90'ını bitirmişsin. Sonra bir tane adam almışsın. Bir iki tane adam almışsın. Sıkıntı değil. Gerçekten sıkıntı değil. Ama kritik adamlarını almışsan bu iyi. Ha ö öbür türlü işte ben İngiltere Ligi'nin kapanmasını bir bektim. Artanları ben alayım falan olmuyormuş demek. İşte Pjanić, işte Batshuayi arkadaşlar. Durum budur. Ee, videolar devam edecek. da ee, belki bugün birkaç gün içerisinde e, bitebilir. Bak o kadar net söyleyeyim bitebilir. Ben oyuncunun burada kulübü kullandığını düşünmüyorum. Eee... Çünkü her türlü anlaşma yapılmış durumda. E, senin elinde böyle bir anlaşma olsa sen gittiğin diğer santraforla görüştüğünde beni kullan. Ben de gittiğim diğer kulüplere konuştuğumda işte sizi e, ortaya koyayım de denilmiş olabilir. Bu da bir pazarlama stratejisidir. Burada yapılacak tek şey efendim e, oyuncuyu diğer oyunculardan ayrıcalıklı hale getirmemek çok önemli. O zaman takım olgusu da alabilir. Ben yönetimde böyle bir hata yapacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Efendim sağlıcakla kalın. Evdeki ilk videomuz hayırlı uğurlu olsun diyelim.